Merhabalar, ben Doçent Doktor İhsan Erdem Kayral, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesiyim. Bugün İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi tarafından kabul edilen kripto paralarda fiyat balonlarının incelenmesi, pandemi öncesi ve COVID-19 dönemi için bir uygulama başlıklı çalışmamla ilgili siz değerli okurları bilgilendireceğim. Çalışmam 5 ana başlıktan oluşuyor. Bu başlıklar arasında girişin ardından literatür, uyguladığım çalışma kapsamındaki yöntem, veriler ve bulgular ve sonuç bölümlerinden çalışmam oluşmakta. Ağırlıklı olarak ana hatlarıyla bu sunum kapsamında uyguladığım yöntem ve bulgularımla ilgili olarak sizlere bilgi vereceğim. Herkesin malumu olduğu üzere COVID-19 süreci çok sayıda insanın canına mal oldu. Yalnızca sağlık açısından değil, ekonomileri ve finans piyasalarını da derinden etkiledi. Ve bu süreç kapsamında çeşitli yatırım araçlarında önemli dalgalanmaların olduğu görüldü. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde alternatif yatırım araçları arasında son dönemde yatırımcıların yoğun bir şekilde yakından takip ettikleri kripto paralarda COVID-19 sürecinden etkilenen varlıklar arasında yer alıyor. Bu çalışma kapsamında da piyasa değeri en yüksek olan kripto paralarda pandemi önce süreçte ve pandemi döneminde fiyat balonlarının söz konusu olup olmadığına ilişkin çalışma gerçekleştirdim. Çalışmada ana hatlarıyla bakıldığında en yüksek piyasa değerine sahip olan 10 kripto parayı ele aldım. Ve bu kripto paralardan iki tanesinin pandemi öncesinde yeteri düzeyde verisinin bulunmaması veya pandeminin akabinde işlem görmeye başlamasına bağlı olarak en yüksek piyasa değerine sahip 11. ve 12. kripto parayı da dahil ederek pandemi öncesi ve sonrasında karşılaştırma yapabilmek için 10 kripto paradan oluşan bir çalışma gerçekleştirdim. Genel itibariyle bakıldığında çalışmada fiyat balonlarının incelenmesi için Philips ve diğerlerinin gerçekleştirmiş olduğu, daha önce geliştirmiş oldukları inelemeli bir test tekniğini kullandım çalışma kapsamında. Kısa adıyla SADF tekniği, uzun adıyla da Supremum genişletilmiş dikey Fuller tekniği olarak adlandırılan çalışma 2013'te yapılan güncellemelerle günümüzde de yaygın bir şekilde fiyat balonlarının incelenmesinde kullanılan bir başlık olarak karşımıza çıkmakta. Model kapsamında bir test istatistiğini hesaplıyoruz ve bu hesaplanan test istatistiği kritik değerlerle karşılaştırılmak suretiyle elde edilen test istatistiğinin kritik değerlerden daha yüksek olması durumunda bir fiyat balonunun var olduğuna ilişkin bir çıkarım söz konusu olabilmekte. Buna göre bu değerlendirmeler ışığında 26.06.2018 ile 7.07.04.2021 arasındaki veri setini kullanarak 10 piyasa değeri en büyük olan 10 kripto paraya ilişkin az önce de ifade ettiğim üzere 2 kripto paranın değerleri söz konusu kapsamda analizlere dahil edilemediği için 11. ve 12. kripto para modele dahil edildi. 10 kripto para için değerlendirme yapıldı. Bunlar hangileri? Baktığımızda Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Tether, Ripple, Cardano, Litecoin, Chainlink, Theta ve Bitcoin Cash. Theta ve Bitcoin Cash 11. ve 12. sırada olmakla birlikte daha üst sıralarda olup verisi bulunmayan, yani pandemi öncesi süreçte işlem görmeyen Polkadot ve Uniswap yerine çalışmama dahil edildi. Bu kapsamda öncelikle kapanış fiyatları ile ilgili bir
gösterim yapıldıktan sonra böyle bulgulara geçtiğimizde analiz dönemimizi pandemi öncesi ve sonrası olarak ayrı ayrı fiyat balonları özelinde değerlendirmekle birlikte öncelikle söz konusu 10 kripto parada bir fiyat balonu var mı şeklinde test istatistiği incelendi. İncelenen bu test istatistiğine göre 10 kripto paranın 8'inde pandemi öncesi ya da sonrası ya da her iki dönemde en az bir gün bir fiyat balonu olduğu sonucuna ulaştım. Ripple ve Bitcoin Cash fiyat balonu analiz döneminde fiyat balonu görülmeyen kripto paralar olarak analiz sonuçlarımıza çalışma kapsamında zaten incelediğinizde görebileceksiniz. 8 kripto paranın hangi dönemde bir fiyat balonu bulunduğuna ilişkin bulgular ise kripto paralara ait fiyat balonlarının gösterildiği grafiklerde ve tablolarla detaylı bir şekilde çalışma kapsamında açıklandı. Ana hatlarıyla bakıldığında bazı kripto paralarda yalnızca pandemi öncesinde, bazılarında pandemi sonrasında, bazılarında her iki dönemde de fiyat balonlarının, yani bu az önce ifade ettiğim 8 kripto paranın fiyat balonlarının bulunduğunu görüyoruz. Covid-19 süreci öncesinde, yani 31.12.2019'a kadar veri setinin başladığı Haziran 2018'den Aralık 2019 sonuna kadarki süreçte Bitcoin, Binance Coin, Tether, Litecoin ve Chainlink'te farklı düzeylerde fiyat balonlarının bulunduğu, en fazla 7 fiyat balonuyla Binance Coin'de fiyat balonunun bulunduğu sonucuna ulaştım çalışma kapsamında. Pandemi dönemini, yani 31.12.2019'dan başlayıp analiz çerçevesinde son tarih olan 7.4.2021 arasındaki fiyat balonlarını incelediğimde ise 7 farklı kripto parada, bunlar Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano, Litecoin, Chainlink ve Theta, 7 farklı kripto parada fiyat balonları bulunduğu sonucuna ulaştım. Genel itibariyle bakıldığında Covid-19 öncesi süreçte 5 farklı kripto parada toplam 208 günlük bir fiyat balonu ile karşılaşıldığını görürken pandemi sürecinde, yani 31.12.2019'da Çin'in Dünya Sağlık Örgütü'ne ilk vakayı bildirdiği günden veri setimizin son günü olan 7 Nisan 2021'e kadarki süreçte 8 kripto paradan 7'sinde bir fiyat balonu bulundu ve toplam 845 işlem gününde fiyat balonu bulunduğu bu 7 farklı kripto parada tespit edildi çalışma kapsamında. Pandeminin varlıkların fiyat balonlarını arttırdığı sonucu böylelikle bu çalışma kapsamında ortaya konulmuş oldu. Genel itibariyle bakıldığında pandemi öncesi dönemde en çok fiyat balonu görülen kripto para 84 işlem günüyle Binance Coin olurken, bu kripto parayı 51'er işlem günüyle Bitcoin ve Chainlink, 19 işlem günüyle Litecoin ve 3 işlem günüyle de Tether izledi. Kesintisiz olarak en uzun süreli fiyat balonu yine Binance Coin'de ve 58 gün şeklinde gerçekleşti. Pandemi döneminde ise 230 işlem günüyle en çok fiyat balonu görülen kripto para Tether olurken, söz konusu parayı Chainlink, Bitcoin, Ethereum izledi. Bu dört kripto paranın tamamı 100 günün üzerinde fiyat balonu ortaya çıkan kripto paralar oldu. Söz konusu dönemde Cardano'da 94, Binance Coin'de 66, Litecoin'de de 28 işlem gününde yine fiyat balonuyla karşılaşıldı. En uzun kesintisiz fiyat balonu da Theta'da 127 günde, Ethereum'da 102 günde görüldü. Bunlar kesintisiz olarak görülen işlem balonları. Genel itibariyle bakıldığında elde ettiğimiz bulgular
Cheung ve diğerlerinin, Wei'nin, Mete ve diğerlerinin ve Enoxen'in çalışmalarına benzer şekilde pandemi öncesi dönemde kripto paralarda fiyat bombalarının görüldüğü şeklinde. Ancak çalışmamızı diğer çalışmalardan ayıran en büyük özellik pandemi sonrası süreçte de, yani pandemi döneminde de benzer analizler gerçekleştirildiğinde kripto paralarda fiyat balonlarının bulunduğu yönünde. Bu yönüyle pandemi dönemini ele alan sınırlı çalışmalar arasında olduğunu ifade etmek isterim gerçekleştirdiğim çalışmanın. Ve pandemi gibi önemli kırılmalara yol açması potansiyeli olan süreçlerin fiyat balonlarını artırdığına ilişkin bir bulgu elde ettim. Önümüzdeki süreçte de pandeminin kripto para piyasalarında yer aldığı, yatırım araçları üzerindeki etkilerin araştırıldığı, çalışmaların sayısının artacağını öngörüyorum. Aynı zamanda söz konusu varlıklara yatırım gerçekleştirilmesi aşamasında da özellikle pandemi gibi ya da ekonomik kriz gibi süreçlerde ihtiyatlı bir şekilde yatırımların gerçekleştirilmesi hususunu çalışmam kapsamında ifade ettim. Bu vesileyle bana bu çalışmayı sunmama aracılık eden dergimizin, yani İTOBİAT, kısa dili İTOBİAT, tam adıyla İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi'ne başta editör olmak üzere tüm ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmayı takip edecek meslektaşlarıma da saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.